Ege Gazetesi'nden herkese merhabalar. Bugün Muğla Akyaka Çıtlık'ta bulunan Villa Ete'ye misafir olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Evren Bey bulunmakta. Evren Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. İşletme müdürü diyelim, buna sahibi demeyelim bence. Tamam. İşletmenin sahibi eşim çünkü. Evet, o zaman buradan saygılarımı sunuyoruz ona. Evren Bey, öncelikle biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Villa Ete olarak ne kadardır burada hizmet vermekteyiz? Gelen misafirlerimiz burada hangi hizmetlerden, nelerden faydalanabilmekte? Biz yaklaşık 7 yıl önce bu bölgeyle tanıştık. Eşimle de burada tanıştık. Eşimle burada tanıştıktan sonra hayatımıza bu ev girdi. Eşimin emeklilik hayalleriydi. Kendimiz ne istiyorsak ona göre yaşamayı tercih ettik burada. Sonrasında baktık ki artık burada biz istediğimiz gibi yaşayamıyoruz, sığamıyoruz. Yapmış olduğumuz bu eseri bizler gibi düşen insanlara, AKK'ya gelen insanlara sunmak istedik. Kendi evimiz gibi düşündük. Her şeyi kendimiz gibi düşündük. Ve ondan sonra da bu süreç başladı. Yıllar yılı devam ediyor. Bir villa dağ evi burası. İnsanlara baştan söylüyorum ben, burası bir dağ evi. Her şeyle karşılaşabilirsiniz. Sincaplar, tavşanlar, yabani hayvanlar. Onların yaşadığı yere biz bir evi inşa ettik. O yüzden o doğayı bozmak istemedik. Evinizde ne varsa her şey burada var mevcut olarak. Geliyorsunuz, sadece oturuyorsunuz ve keyfini sürüyorsunuz. İster evinizdeyin, isterse dışarıda keyfini geçirin. O şekilde hizmet veren bir işletme burası. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben içeride izleyenlerimize zaten ekranda görecekler. İçeride soğuk bir havada şömine başında oturup kahvenizi de yudumlayabilirsiniz. Yazın havuz başında veya sedirli alanda veya şenzoklarda da uzanabilirsiniz. Burada yılın her vaktinde dilediğimiz gibi özgü ve rahat bir vakit geçirebileceğimiz bir aslında doğadayız. Ama en önemlisi, ben Evren Bey'le sohbet etme şansı yakaladım röportajdan önce. Burada bahsettiği gibi doğayı hiç bozmadan ve gerçekten onların yaşam alanının ortasına bir yaşam alanı kurulmuş buraya. O yüzden buraya geldiğinizde etrafta bir araç sesi, işte bir halkla alakalı, vatandaşla alakalı çok büyük bir gürültülü bir ses de değil de doğanın içerisinde sadece rüzgarı ve belki de su şırıltılarını dinleyebileceğiniz bir lokasyonda burası. Peki burada kaç kişi aynı anda bir gecede konaklayabiliyor? Burada bir çift konaklayabiliyor. 3 kişi 4 kişi konaklamak isteyen misafirlerimiz oluyor. Mümkün olduğunca buna karşı çıkıyoruz. Çünkü burası 2 kişiye özel. Özel vakit geçirebilecekleri, kafalarını dinleyebilecekleri, o amaçla yapılmış bir yer. Tek bir odası var. Bir oda, bir salon. Toplam 55 metrekare. Çok küçük ve butik bir yer. Mümkün olduğunca da iki kişinin dışına çıkmamaya çalışıyoruz. Yani 5 yıllık tarihte çok azdır bu. Çok özel ricalardır. Bu çocuklu ailelerde olur o da genelde. 2 kişi yeterli burası için. Peki Evren Bey, bu gelmeden önce ne kadar süre öncesinden rezervasyon randevu oluştursunlar buraya? Şimdi bir yıl önceden oluşturulan, belli tarihlerde kapatılmış olan günlerimiz var ama bununla alakalı izleyenlerimize ne söylemek istersiniz? Ya şöyle dedim ya, en başından beri ben söylediğim şey şu. Burası bizim hayatımızı nasıl sergiliyorsak ona göre dizayn edilmiş. Bir gece önceden arayan da var. Bir yıl önceden rezervasyon yapan da var. Bizim misafirlerimizin, konaklayan misafirlerimizin hepsi zaten uzun vadeli. 4 yıldır bizlerle konaklayanlar ve tahmini olarak ne zaman geleceklerini bildiğimiz için veya İstanbul'da görüştüğümüzde veya telefon açtıklarında biz şu tarihte geliyoruz dedikleri için bir rezervasyonla ilgili bir ön kuralımız yok. Sadece resmi satış sayfalarında sayfanın yöneticileri tarafından konmuş tarihler var. İptal tarihleri var, iptal öncesi veya ertelemeler var. Onlar onların işletme kuralları ama direkt bize ulaşanlar hiç önemli değil. Bir gece önceden de hazır oluyor burası her zaman. Misafir yoksa biz misafirlerimizi ağırlıyoruz. Dediğim gibi sadece burada konaklamak isteyen, arzu eden, yani talepler şöyle geliyor. Evinizi gördük, bayıldık, doğayla iç içe, biz sizde kalmak istiyoruz diyen herkese bu kapımız açık. O zaman ekran başındaki izleyenlere bir kez de olsun bu bölgeye geldiğinizde eğer konaklama için vaktiniz bile yoksa Evren Bey ile irtibata geçip bu doğanın ortasındaki bu güzel yeri görmelerini ben tavsiye ediyorum en azından. Valla buna bu tavsiyeyi ben pek şey yapmıyorum, istemiyorum. Dediğim gibi burası çok özel bir yer. Burayı hayal edip burada konaklamak isteyenler buraya her zaman kapımız açık. Ama burası bir gezinti yeri değil. Burada insanların kafalarını dinleyebileceği, huzurlu olabilecekleri, insanlardan kaçabilecekleri, gizlenebileceği tek bir yer. Mümkün olduğunca dediğim gibi her zaman konaklamak için her türlü misafire kapımız açık. Her zaman bekleriz. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz değerli bilgilerden, ayırmış olduğunuz kıymetli vaktinizden dolayı. Evet efendim, bugün Muğla Akyaka'da Çıtlık'ta bulunan Villa Ete'deydik. Yanımızda Evren Bey bulunmaktaydı. Sizler de kaliteli ve güvenilir doğanın içerisinde muhteşem bir tatil geçirmek istiyorsanız bir kez de olsun burayı ziyaret edin diyorum. Ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyorum.